Değerli öğrencilerimiz, bugün de 12 fen matematik dersinde 5. dersi sizler için şerh ederim. Şimdi de 1-2'de, 1. bölüm 2. kısmında doğrusal modellerimiz var. Bazı notlar yazarım. Sonra örnek alıştırmaları sizler için. Bakın, şimdi eğer 2 nokta varsa bazı notlar yazarım. Bazı notlar non. Eğer 2 noktamız varsa eğim bu şekilde bulunur. M eşittir ya 2 eksi ya 1 eksi 2 eksi eksi 1. Eğer 2 nokta varsa 2 nokta varsa 2 noktamız varsa eğim bu şekilde bulunur. Bakın, örnek bu iki noktadan geçen eğimini bul. Noktamız 3'ten 4 2'den 1. O zaman eğimini bul. Eğimini bul. Bakın, burada 2 nokta var. O kuralı kullansan. M eşittir. Bu olur. Eks 1 ya 1. Fark etmez hangisini yazsam. Eks 2 ya 2. Kurala göre ya 2. Yani 1 eksi 4. Bu defa 2 eksi 3 eşittir. Eksi 3 eksi 1 eder 3. Yani bu sorunun eğimi bu şekilde olur. Sorunun eğimi bu şekilde olur. Bu notumuz yazdık. Sonra örnek çözdük. Başka not. Bak, doğru denklem nasıl bulunur? Doğru denklem. Denklemi eğer eğim ve bir nokta varsa o zaman kuralımız var. Ne yaparız? Ya 1 eşittir eksi 1. Bu kural ne zaman kullanılır? Eğer eğimden bir noktamız varsa. Bakın, örnek. Örnek 1. Sayfamız 13. Sayfa 13 kitap sorusudur. Ne söylüyor? Noktamız 1'den eksi 2, eğimimiz 3'tir. Bizden ne istiyor? Bu doğrunun denklemini bul. Çözüm ya da cevabı bu şekilde olur. Bir de kuralımız var. Bu ne? Değilir. Eksi 1, bu da ya 1. O zaman olur. Ya eksi eksimiz var. Olur eksi 2. Eşittir. Ne? Ne kadar? 3 eksi 1. Bakın, ya yerine değerimiz var, sayımız var. Ne yerine sayımız var. Eksi 1 yerine sayımız var. Şimdi bu şekilde yazıldı. Bu olur. Ya artı 2 eşittir. Bu üçü de içeriye parantez içine çarpı ederek olur. 3 eksi 3. Ya eşittir. 3 eksi 3. Bu artı 2'ni de eşitin sağ tarafına aparlık olur. Eksi 2. Ya eşittir neye?
3 ekiz eksi 1. Bu da bu doğrunun denklemini, istediğimiz doğrunun denklemini bulduk. Bu da bu şekilde çözülür. Bakın, her soru, her soru buna benzese bu şekilde çözülür. Bu şekilde çözülür. Her soru buna benzese, eğim istese iki noktamız varsa bu şekilde çözülür. Notlarımız var. Başka notla kalmış. Not. Bak. Her bir doğru. Her bir doğru. Paralel ise x eksenine x eksenine her bir doğru paralel x eksenine o zaman eğim bakın önemli bir nottur. Her bir doğru paralel ise x eksenine o zaman eğim eşit olur neye? 0. Eğim eşit olur 0. Ve çok önemli. Bakın burada da bu şekilde yazabildik. Bu x80'idir. Bir de ya. Burada eğim eşittir 0. Her zaman her bir doğru paralel ise x80'ine o zaman ne olur? O zaman eğim 0 olur. Bu doğru burada olsa, aşağıda olsa fark etmez. Eğim 0 olur. Başka bir notumuz var. Her bir doğru paralel ise y eksenine o zaman eğim tanımsız olur. Eğim ne olur? Bakın bu şekilde de yazılır. 1 bölü 0 ya da tanımsız. Tanımsız. Bu da önemli bir nottur. Bu x ekseni, bu da y ekseni. Bakın bu şekilde. Bir bölü 0 yani tanımsız. Bunlar çok önemli notlar. Bu da bu şekilde. Başka notlarımız da var. Paralel olan iki doğru, paralel olan iki doğrunun eğimi eşit olur. Aha, bakın. İki doğru paralel ise iki doğru denklemi paralel ise o zaman eğimler eşit olur. Eğimler eşit olur. Bakın yani M1 eşittir M2. Her iki doğru paralel ise eğimler eşit olur. İki doğru dik ise dik ya da sütun. İki doğru denkleme sütun ise
O zaman M1 çarpı M2 eşittir eksi 1'e. M1 çarpı M2 eşittir eksi 1'e. Bunlar önemli bir nottur. Önemli bir nottur. Bunlar faydalandık bunlardan. De bunlar yazdık. Bakın, bu notlar çok önemlidir. Şimdi de başka bir derste doğru ve nokta arasının mesafesi. Doğru ve nokta arasının mesafesi. Bu da doğru ve nokta arasının mesafesi. Bu da önemli bir mevzudur. Doğru ve nokta arasının kuralımız var. Bakın, doğru ve nokta arasının mesafesi, yani bir noktamız var ise, bir doğru denklemimiz de var ise, nasıl arasının mesafesi bularak bu kuralımız var. D eşittir A eksi 1 artı B ya 1 mutlak A kare bu kuralı kullanırız. Ne zaman eğer bir noktayla bir denklemimiz var ise, yani bir doğru bir denklemimiz var ise, arasının mesafesi nasıl bulunur? Bu şekilde bulunur. Örnek abi, sorumuz da var. Örnekimiz sorudu. Soru 56 sayfa 20. Bakın ne istiyor bizden? Biri bir doğru denklemimiz var, noktamız da var. 4 x art 3 ya eşittir 10. Noktamız ne kadar? 0'dan 0. Ne istiyor bizden? Bu noktayla bu doğru arasının mesafesini istiyor bizden. Bu da çözüm. İlk önce 4x art 3 ya eksi 10 eşittir 0. Bakın, ilk önce denklemi eşit ederek 0'a. Denklemi eşit ederek 0'a. Her zaman 4'deki A'dı. Bu da B, bu da Z. Ve eksi 1 bu da ya 1. Bu da ya 1. Bakın bunlar. Şimdi kuralı kullanırız. Bir de kuralımız. Her A'nın yerine değer koyarak eksi yerine değerimiz var. Bakın çözümü nasıl olur? A yerine 4'ümüz var. 4 çarpı 0 artı 3 çarpı 0. Çünkü x, bakın burada x a eksi 1 yerine ne kullandık? 0 kullandık. Bakın her zaman x'in katı a'dı. Y'nin katı b'dı. Sadece sayımız olur c. Şimdi burada bak z'ye burada eksi 10'du. Bir de mutlak kurala göre ayak ne kadar? Ayak bile 4 kare, bir de 4 kare artı 3 kare kare kök eşittir. Yukarı ne olur? 10 kalır. Bir de olur 25 eşittir. Mutlak içinde eksi kalmaz. Olur 10 bölü 5 eder ne kadar? 2. Yani bu noktayla bir doğru arasının mesafesi oldu 2.
Baxın bu kadar. Her soru, her soru buna benzeyen bu şekilde çözülür. Baxın bu şekilde çözülür. Bu da soru 56'nın cevabı bu şekilde olur. Başka bir sorumuz da var. O da önemlidir. 58 aynı sayfa. Sayfa. Sonra sayfamız ne kadar? 20. Sonra 58. Bakın burada x eşittir eksi 1. Bu da 6'dan 3. 6'dan 3. Bakın burada biraz farklıdır. Yani denklemimiz abi burada bu şekilde. Edebildik bu eksi 1'i bir tarafta yazan olur. X artı 1 eşittir 0. Aynı kuraldan olur. Aynı kuraldan olur. Bakın. X artı 1 eşittir neye? 0. Noktamız her noktadır. Bakın burada. A eşittir 1. B eşittir. B. Burada ya değerimiz yoktu. Hangi olmasa o 0 olur. Burada YK yoktu. Yani B 0. Eğer eksik olmasaydı yani AYK 0. Eğer sayımız olmasaydı yani ZK 0'dır. Burada 0'dır. Burada bakın oldu ne? ZK'miz olur. Artı 1. Burada ya 1. Aynı kural. Bakın. D eşittir. 1 çarpı 6 artı bakın. BK'miz 0'dır. YK ne kadardı? 2, 0, artı 1. Bir de bir eke, bir de mutlak içinde. A kare, yani 1 kare artı 0 kare, hepsi kare kök eşittir. Yukarıda ne kaldı? Bakın, yukarıda B çarpı B eder 6, bu oldu 0, bu oldu 1, oldu 7. Mutlak da kalmaz ve pozitiftir. Bir de olur 1. O zaman 7 ne kadar? 7. Bakın bu soru. Doğrudur. Benimle biraz farklıydı. Biraz daha kolaydı. Başka yolumuz da var bu sorular için. Bakın. Bu. Birinci yoldan. Birinci yol. Bakın. Ve bir de ikinci yol sadece bu şekilde olur. Bu sorulara benzeyen ikinci yolumuz var. Ama bu sorular gibi sadece de bir bu şekilde çözülsün. Bunun kısa yolumuz var. Kısa yolumuz var. Bakın eğer x eşit ise sayıya ya da ya eşit ise sayıya kısa yolumuz var. Bakın nasıl olur? D, bakın, D eşittir. Ne yaparız? Altını yazırsan, X, X'in değeri ne kadar? X 1 eşittir. 6 artı 1 eder ne kadar? Aynı cevap çıktı. Bakın, eğer X eşit ise sayıya, X'i X'ten çıkartma olur. Eğer Y eşit ise sayıya, yani Y'den çıkartma olur. O da bu şekilde çözülür. Sadece buna benzeyen sorular kısa yolumuz var. Yoksa bu şekilde çözülür. Her işinden çözdük. Bilinen de olur. Kısa yoldan da olur. Bu da bu şekilde.
Cellak başka kısmımıza 1 3 1 3 o da 1 3 sayfamız 20 için. Burada fonksiyonumuz var. Yerine koymak. Yani her eksi yerine değerimiz var. Koyulur. Bakın Neşim'in örnek bir. Örnek bir. Sayfamız var. 22. Eğer f of x eşittir x kare artır. X kare artı 7. O zaman f 3 anı bu. Bu da kitap sorusudur. Bu üzerinde de gelmiştir. Bakın ne kadar kolaydır. Cevabı ne olur? Desen cevap f 3 a eşittir. F 3 a eşittir. Bakın buradaki sayılar yani x yerine kullandık. Her sorumuz var ise dese f 3 a f a f başka şeyler yani x'in yerine kullansan. Bımız var. Bu ne istektir? Bunu yerine kullandık. Yani olur 3 a hepsi kare artı 7 eşittir. Ve de 9 a kare artı 7. Bu da cevabı. Bu da cevabı. Seçimlerde bunu seçersen. Bakın ne kadar sat. 9 a kare artı 7. Seçmelerde bunları seçim şeklinde gelir. Sen de bir dikkatli olasan. Bu da cevabı bu kadar. Başka bir alıştırmalarda sorumuz var. Önemlidir. Alıştırma sayfa 30. Eğer f of x 2x artı 1 2x artı 2 bu da parçalı fonksiyondur. Parçalı fonksiyon. Bu x küçüktü sıfırdan. Bu da x b3'te eşitti sıfırdan. Bak ne istiyoruz da. O zaman bunu vermiş. Dile o zaman f t kare artı 1'i bul. T kare artı 1'i bul. Biz dedik buradaki sayı burada ne varsa terim ise sayı ise her neyse x yerine kullandık. X yerine kullandık. Ama burada fonksiyonumuz parçalı fonksiyondur. Burada yazak ya da burada yazak. Burada ne bir düşünelim. Ne bir düşünelim. Bakalım. Yukarıda yazılır ya da aşağı. Burada hiç fark etmedi. Bir fonksiyonuydu. Sadece 3 anı burada yazdık. Ama burada parçalı fonksiyondur. Farklıdır. T kare artı 1'i burada yazak ya da burada yazak. Sonrakanın düşüncesi buradadır. T kare artı 1 yani pozitif. Yani abi B3'tir eşittir kimden? Sıfırda. Yani pozitiftir. Yani pozitiftir. O zaman bırakılır. Bakın. Burada yazılır. Burada yazılmaz. Çünkü bu x küçüktür sıfırdan. Harada yazılır? Büyük. Yani pozitif. Yani sıfırdan büyük. O zaman diyerek f t kare artı 1 eşittir. 2 bakın 2 burada t kare artı 1 artı 2. Bakın her x yerine kullandık. T kare artı 1. Sonra eşittir. Bir içini çarp ederek parantez içine olur. 2 t kare 2
T kare artı 2, 2 çarpı 1, 2 artı 2, artı 2 eşittir. 2 T kare artı 4. Bu da bu şekilde çözdük. Bu da önemlidir. Bu da önemli. Bakın, bunlar önemlidir. İnşallah fayda bulursunuz bunlardan. Bu da bu şekilde çözülür. Her soru buna benzeyen bu şekilde olur. Her soru buna da benzeyen bu şekilde çözülür. Bazı defa yani sorumuz var. Örnek. F of x eşittir e üst x. Ne istiyor bizden? O zaman f sıfırı bul. F sıfır bul. Yani her ikisi yerine sıfır kullan. Ne olur? F sıfır eşittir eder 1. E üst sıfır eder 1. Her bir terim, her bir terim sayı ise, x ise, y ise, üstü sıfır ise olur 1. Burada geldik. 5. dersimin sonuna. Sizde Allah'a ısmarladım.